Değerli bir haberci arkadaşımızın başına gelenler. Bunun sesi yok bildiğim kadarıyla, değil mi? Bu arkadaşımız Saime Başçı. Polis asılsız canlı bomba ihbarı üzerine sözcü muhabiri Saime Başçı'nın evini bastı ve evini bu hale getirdi. Evet, şaka değil arkadaşlar. Şaka değil. Yani siz gazeteciyseniz ve Türkiye'de göz önündeyseniz, size birisi bir e-mail ile ihbarda bulunuyor. O sırada evinizde çoluğunuz çocuğunuz uyuyor olabilir, hastanız olabilir, gece vakti olabilir, mahrem bir durumda olabilirsiniz, sevgiliniz de olabilirsiniz, yatak odanızda olabilirsiniz, banyoda olabilirsiniz, sevişiyor olabilirsiniz, her bir şey olabilir. Her bir şey olabilir. Asılsız bir ihbarla evi basıyorlar. Altını üstüne getiriyorlar. Bakın, ihbar Saime Başçı, yani gazeteci, Sözcü gazetesinde kim olduğu belli. Muhtemelen devletin bütün kurumlarında da ne olduğu biliniyordur. Evini basıyorlar ve bu hale getiriyorlar. Haklı olarak Cumhuriyet Halk Partililer, ve diğer partiler, İyi Partili arkadaşımız da isyan ediyor. Bu aslında yarın ne yaşayacağımızın haberi. Eskiden bize şu taktik uygulanıyordu. Ya işte sizi şeye çağırıyorlardı, ifadeye çağırıyorlardı, gidiyordunuz doğal olan. Ya da hakkınızda ihbarda aynı andan bir düğmeye basılıp başka yerlerden iddialarda bulunuyorlardı. Mahkeme hakkınızda ifadesi alınsın diye karar çıkarıyordu. Size söylenmezken, söylenmiyordu. Yurt dışına giderken ya da devlet dairelerinden birine giderken çat diye gözaltına alınıyordunuz. Hele cuma akşamıysa ayva yediniz. Hiçbir günahınız yokken 3 gün kalıyorsunuz. Sonra da özür dilerimiz diyorlardı. Burada da özür dileriz, yanlışlık olmuş diyorlar. Sayın İçişleri Bakanı'nın en büyük sorumluluğu şu anda bunu aydınlatmaktır. Bu nedir ya? Jurnalcilerin, muhbirlerin, o çok sevdikleri Abdülhamit dönemindeki jurnalcilerin, muhbirlerin görev yapması için birebir bir zemin. Bir gazeteciye yapılan herkese yapılmıştır. Gazeteciliği siz eğer gereğini yap Abdülkadir seviyesine indirirseniz, oraya denk getirirseniz ve buna ağzınızı açmazsanız böyle olur. Şimdi gelelim meselenin öteki tarafına. İktidar böyle de muhalefet nasıl? Daha şimdiden NTV'nin Amerika temsilcisi bir arkadaşımız tweet attı. Şimdi getirebiliriz onu. Ne Saime Hanım'ı tanıyorum ne de şimdiki Hüseyin Günay Bey. Kılıçdaroğlu'nun, dikkat buyurun, kaç gündür buradan çığlık atıyorum, duymuyorlar. Kılıçdaroğlu'nun ABD ziyaretindeki tüm programları New York ve Washington'da yerleşik olan Türk gazetecilere kapalı. Dikkatinizi çekerim. Yani siz Amerika'da gazetecilik yapıyorsunuz, size kapalı. Görüşmelere, etkinliklere sadece yanında getirdiği gazeteciler alınıyor. O gazetecilere söylüyorum, buna razı mısınız? Siz de gereğini yap Abdülkadir muamelesi görürsünüz bundan sonra. Net. Bu açıklama yapılmadığı müddetçe net. Şimdi ben ne demiştim? Kılıçdaroğlu'nun çevresinde, başta Tuncay Özkan olmak üzere, ona yazar bu, onun sorumluluğu. Ya da çıksın Kılıçdaroğlu, ben verdim talimatı desin. Yanında Ömer Topsakal basın danışmanı, diğerlerini de tanımıyorum. Bu iki arkadaş sözde gazeteci. Buna cevap vermek zorundasınız. Şimdi soruyorum az önce itiraz edenler, Ali Mahir Bey, Engin Bey, Tarık Balyalı, Latife, Burak Bey ve bütün Cumhuriyet Halk Partili milletvekilleri, bizim için, benim için değil, Türkiye için önemli bir kavga veriyorsunuz. Saygı duyuyorum. Buna yanıt verin. Ya da istifa etsinler o arkadaşlar. Tuncay Özkan bir kanal yaratmış isim. Gazetecilik yaptı, Kanal D'de görev yaptı. Şimdi kendi adamlarını oraya dolduracak, götürecek. Öyle deniyor. Ben onun yalancısıyım. Öteki Ömer Sadrazam gibi davranacak. NTV muhabirini almayacaksınız. Soruyorum. Bakın,
Şimdi asıl şeye geleceğim. Bu akreditasyon uygulamasından dolayı Türkiye çok çekti arkadaşlar. Akreditasyon uygulamasından dolayı şimdi size göstereceğim. Yani memleketin en önemli haberi Sözcü gazetesi yazarının evinin basılmasıdır. Tamam mı? Eğer evi basılan bir insana tepki verecekseniz sizin de önünüze bunu korlar arkadaş. Şimdi buraya not almıştım. Onu bir şey yapmak istiyorum. Şimdi zamanında şöyle bir haberle bizi vuruyordu. Türkiye, Türk Silahlı Kuvvetleri insanlara şey yapıyordu. Akreditasyon açısından bir ayrımcılık yapıyordu. Biz de o zaman tartışıyorduk. Nazlı Ilıcak, Şamil Tayyar, Fehmi Koru ve Akif Bekir'e akreditasyon uygulanmıştı. Dikkat buyurun. Nazlı Ilıcak hapis yattı. Şamil Tayyar AKP milletvekili, Fehmi Koru şimdi anladığım kadarıyla Abdullah Gül Bey ile birlikte falan işte Karar Gazetesi'nde şu anda. Akif Bekir de dikkat buyurun nerede? KRT'de. Akif Bekir de KRT'de. Peki Akif Bekir'in görevi neydi? Ben Akif Bey'i tanırım. Ayrıca da tatlı da bir insan. Muhtemelen ders de çıkarttı. Asla burada Akif Bey'i itham etmek için söylemiyorum. Hatta bu konuda yayına da çağırdım. CNN'de de o zaman Ayşenur Aslan'a yanına verilmişti. Ona sahip çıksın diye falan. Sonra hayır bu böyle değil dedi. Tanıdım. Yani Akif Bey'i yakından kötü bir insan da diyemem. Bir şey diyemem. Ama bakın. Abdullah Gül'ün danışmanı. Cumhurbaşkanlığı danışmanı. Açık kaynak ha. Ahmet Sever Başbakanlığı sırasında Tayyip Erdoğan'ın basın sözcülüğünü yapan gazeteci Akif Bekir'in başbakanlığa sokulmayan gazetecilerin köşke de sokulmaması için yasak uygulamasını istediğini yazdı. Dikkat buyurun. AKP'li Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün danışmanı Ahmet Sever, Adalet ve Kalkınma Partili Başbakan Sözcüsü Akif Bekir'in bizim sokmadıklarımızı siz de sokmayacaksınız dediğini Doğan Kitap'tan çıkan şeyde yazıyor. Kitabında yazıyor. İsim veriyor. O zaman da bakın işte Hürriyet'ten Turan Yılmaz, Hüseyin Tüfekçi, Milliyet'ten Abdullah Karakuş, Star'dan Fatma Çözen, Akşam'dan Ali Ekber Ertürk, Vatan'dan Veli Toprak, Evrensel'den Sultan Özer'in de isimlerini veriyor. Ve diyor ki, Cumhurbaşkanlığı Koruma Başkanı Osman Cangal'ın Akif Bekir'in kendisini aradığını ve bu görüşmeyi dile getirdiğini söylüyor. Akif Bekir başbakanlığa girişini yasakladığımız gazetecileri siz de köşke sokmadığınız iyi olur diyor. Cangal da yanıt olarak Osman bunu söylemek için beni sakın aramasın. Kartlarını biraz önce imzaladım zaten diyen Sever dikkat ediyorum. Ben imzaladım diyor. Duruma ilişkin düşündüklerini de kitabında anlatıyor. Ve diyor ki canım sıkılmıştı. Akif Bekir bakın çok önemli. Daha önce Genelkurmay tarafından kendisine yapılanın aynısını şimdi başkalarına yapıyordu. Dolayısıyla Cumhurbaşkanı bu konuda bilgilendirdiğini söylüyor. Türkmenistan'da da akreditasyona uğrayan muhabirleri davet ettiğini söylüyor. Şimdi mesele açık. Mesele şu. Akif Bekir örneği çok önemli. Kendisine akreditasyon uygulanmış. Göreve gelmiş, kendisi akreditasyon uygulamış. Arkasından muhalefete düşünce reddedilmiş. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nin işte iletişim başkanlığından falan sorumlu olan beyefendinin sorumluluğunu da taşıdığını bildiğimiz kanalda yorumculuk yapıyor. Bakın ne oldum demeyeceksin, ne olacağım diyeceksin. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi ona soluk veriyor. İyi de yapıyor. Herkes konuşsun. Levent Gültekin Halk TV'de konuşuyor. Herkes konuşsun. Burada da ben konuşuyorum. Bana tahammül ediyorlar. Ben de başkaları da konuşsun. Ama eğer birader biz akreditasyonu konuşacaksak Tuncay Bey'e şunu soruyorum. Akreditasyon yok deyin A. B. Varsa bu akreditasyonu siz Akif Bekir'den mi öğrendiniz? Fahrettin Altun'dan mı öğrendiniz? Genelkurmay'dan mı öğrendiniz? Kimden öğrendiniz birader? Cevap verin. Tekrar gösterin TV muhabiri. Açık. Kişi orada. Buradan soruyorum. Bütün şeye katılan, bütün geziye katılan kişilere de soruyorum. Hüseyin Günay. ABD ziyaretindeki tüm programlar New York ve Washington'da yerleşik olan Türk gazetecilere kapalı. Neden? Görüşmeler, etkinliklere sadece yanında getirdiği gazeteciler alınıyor. Neden?
İddia o ki araya Fethullahçılar sızarmış. Ya kardeşim, ben hayatta böyle bir saçma şey de duymadım. Fethullahçı sızıyorsa basına açık yere sızar, soru sorar. Sen de defol git dersin. Biz yurt dışında söyleşilere çağırdığı zaman Türk dernekleri gittiğimizde Fethullahçılar da geliyor, örgütün yayın organındakiler de geliyor, o da geliyor, bu da geliyor, AKP'li de geliyor, herkes geliyor. Ne yapacağız yani? Sorulara cevap vermeyecek miyiz? O zaman Sayın Erdoğan'a nereden muhalefet ediyorsunuz? Neden muhalefet ediyorsunuz? Net söylüyorum, açık söylüyorum. Net söylüyorum. Bu böyle olmaz abi. O zaman çıkıp da mecliste yaptığınız inandırıcılık kalmaz. Herkesten cevap bekliyorum. Bir kişinin iki dudağı arasında bütün gazetelerin kanı... Ya bakın arkadaşlar, koştura koştura Zaman Gazetesi, Samanyolu Gazetesi, Samanyolu Gazetesi, neyse Gülen cemaatine taraf vesaire koştura koştura gittiniz. Bunun böyle basın özgürlüğü olmaz dediniz. Güzel. Herkese özgürlük. E peki bu insana ve diğerlerine özgürlük ne olacak? Sizin de seçilmiş olan gereğini yapanlarınız mı olacak? Merak ediyorum. Oradaki arkadaşlardan da istirham ediyorum. Sorsunlar. Neden? Hani Türkiye şeffaf olacaktı? Yani Fahrettin Altun'a yerine Ömer Topsakal atanacak. Akreditasyonları o mu yapacak bundan sonra? Tuncay Bey de TRT'yi kendisine alıp istediği gibi davul zurna mı çalacak? Pardon. Biz ona da boyun eğmeyiz. Bakın çok net söylüyorum. Samimiyseniz bunların cevaplarını verin. Ayrıca da çok merak ediyorum. Görmedim. Bizim Fırat bulur belki onu. NTV kendi muhabirinin yazdığına sahip çıktı mı? Fevkalade merak ediyorum. Çünkü öyle bir korku iklimi var ki insanlar kendi muhabirinin söylediklerine bile maalesef sahip çıkamıyorlar. Neyse. Şimdi gelsin bakalım neden bugün arkaya attık işin gerçeği.